Size doğrudan ve kısa yoldan zengin olmanın yolunu anlatacağım dostlar. İyi dinleyin. Bakın şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Evdekilerden bir güzel helallik alıp yeter ulan bu memlekette süründüğümüz, ben para kazanmaya, zengin olmaya gidiyorum diye ilk uçağa atlıyorsunuz. Ver elini işte Avrupa, Amerika, Almanya'ya, Fransa'ya, Avusturya'ya, Hollanda'ya, New York'a ya da İsviçre'ye bir yere gidiyorsunuz. Zaten havalimanından iner inmez sizi orada elinde şöyle balya balya eurolarla, dolarlarla karşılayan bir ekip oluyor. Ama öyle böyle değil. Hani öyle yüklü bir para veriyorlar ki size parayı taşımaya gücünüz yetmiyor. O kadar bir para yani. Böyle pul. Ulan be, ulan be gözünü sevdiğim Avrupa. İşte parası da bereketli. Öyle diyorsun yani. Bunun yanında çok kolay da iş buluyorsunuz Avrupa'da. Sizi bekliyorlar. Avrupa'daki patronlar da hem böyle medeni, hem çok anlayışlı, yani çok insani yaklaşıyorlar sana. Saygı, sevgi, merhamet, of diz boyu. Yani oradaki yöneticiler böyle bildiğin pambık gibi. Bizim buradakiler gibi falan değil. Oraya gidince böyle bir eliniz yağda, bir eliniz balda, hani böyle adeta keyif pezevengi gibi yaşıyorsunuz. Ya bir düşünsene ya. Bundan daha güzel bir hayat var mı? Öyle sanıyorsunuz değil mi? Veya böyle düşünüyorsunuz. Çünkü yıllarca bunu ezberlettiler bize. Hatta biz de oturduğumuz yerden gurbetteki eşimize, dostumuza, tabii ya sizin tuzunuz kuru. Oh valla. Kebap bir hayat. Tatilin var, iznin var, işin var, gücün var, araban var. Kazandığın para da bizimkinin 5-10 katı. Hiç orada yalandan sızlanmayın. Siz gurbetçilerin tuzu kuru. Hep böyle dedik durduk. Gurbette çalışılıp da kazanılan parayı sanki böyle öyle devletin hediyesi, işte vatandaşına ikramı, gökten yağan para zannettik. Öyle de zannetmeye devam ediyoruz. Şimdi bu konu nereden çıktı? Daha doğrusu niye anlatıyorum bunu? Onun için hiç uzatmadan direkt mevzuya dalayım ben. Sosyal medyada aşırı Instagram zehirlenmesi ve popüler kültür dayatmasına maruz kalmış bir kız kardeşimize sokakta mikrofon uzatılıyor. İşte hayat şartları, işte ekonomik sıkıntılar, geçim falan filan, bu soruları soruyorlar ona. O kızcağız da şöyle bir cevap veriyor. Ben Avrupa'da gidip birkaç ay çalışarak altıma ev de alabilirim, araba da alabilirim. 2-3 ay çalışmayla Avrupa'da bunlar alınıyormuş bu kızcağıza göre. Peki haksız mı? Yok. Şimdi onun hesabına göre olabilir. Çünkü ayda 2500-3000 euro alsa 45.000 falan yapar aylık. Hani bahşişi mahşişi 50 de onu sev. 3 ayda 150 eder. Yani ikinci el bir doblo alınır. Ama ev için 7-8 ay çalışması lazım. Çünkü hani tomarla para kazanıyorlar ya, euro, dolar, onların elinin kiri tabii. Madem ki durum böyle, bu gurbette yaşayanlar her sene niye bir ev almıyorlar? Ne yapıyorlar bu kadar kazandıkları parayı? Yoksa bizim gurbette yaşayan dostlarımız, bu kızcağızımız kadar da akıllı değil mi? Çünkü hesap ortada. 3 ayda bir doblo, 7 ayda bir ev. Bir doblo bir ev, bir doblo bir ev. Sosyal medya hesaplarında, o YouTube'da yayınlanan böyle saçma sapan videolar, bu çok bilmiş çok bilmiş konuşmalar, bu ucuz ucuz Avrupa güzellemeleri ve oralardaki Türk vatandaşlarımıza karşı böyle atara kalkmalar en çok da Avrupa'daki gurbetçi kardeşlerimizin tepkisini çekiyor. Sinirini bozuyor. Almanya'da 23 yıldır yaşayan Adem Taflan adında gurbetçi bir abim. Ki kendisini ben de tanırım. Avrupa'da birçok gönüllü çalışman içerisindedir kendisi. Adem Bey bu kızcağızımızın videosunun üzerine bu olayı o kadar basit, o kadar net bir şekilde anlatmış ki. Hani böyle tane tane. Hem de öyle kulaktan dolma bilgilerle falan değil ha. Veyahut da internette izlediği o YouTube, TikTok videolarıyla falan da değil. Kendi hayatından örnekle izah etmiş durumu. Adem Bey diyor ki ben Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde, yani Stuttgart yakınlarındaki bir eyalet. Orada yaşıyorum. Buralarda normal bir daire 250 ile 300 bin euro arasında ve 2500 euro maaş alan kişinin ödeyebileceği en fazla da aylık 800-900 euro ödeyebilir. Yani bir ev kredisi 30-35 seneden önce bitmiyor. Yıllarca hep aynı şeyi konuştuk durduk. Avrupa'daki insanların kolay para kazandığını, paralarının hiç bitmediğini, öyle para içerisinde yüzdüklerini, ne zaman zaten borca ihtiyacımız olsa hep o Avrupa'daki yakınlarımızın kapılarına gider, öyle hallederiz. Niçin?
Çünkü onlarda nasıl olsa para bol. Hep öyle dedik. Hatta bazı rivayetlere göre bizim gurbette yaşayan dostlarımızın evinin altında para basma makinesi olduğu söyleniyor. Öyle söylüyorlar. Hani bugün ne kadar lazım sana? 500 euro. Hemen iniyorsun alt katta, basıyorsun 500 euro. Oh mis. Ama size şunu söyleyeyim. Gerçekten bir kere gidip orada böyle 10 gün, 20 gün, 1 ay yaşama şansınız olsaydı bunların hiçbirini söylemezdiniz. Böyle konuşanı da anında susturur, gereken cevabı verirdiniz. Belçika'da 3 ay yaşamış, tüm Avrupa'da da hani böyle az çok kalmış birisi olarak diyorum bunları. İnsanlar birbirini göremiyor be çalışmaktan. Kocası gece işe giden, eşi de gündüz çalışan aileler aynı evin içerisinde birbirine yabancı. Evde çıt yok, ses yok, kaynayan tencere yok neredeyse. Öyle mutlu, mesut, neşeli yaşayan insanlar yok o evlerde doğru düzgün. Peki bundan haberiniz var mı? Almanya'da, Avrupa'nın birçok yerinde senin maaşın daha böyle yatar yatmaz devlet gerekli işte vergileri, cezaları, kiraları kesip kalanı bırakıyor sana. Oh maaşım yattı, şöyle alayım elime de bir güzel sayayım tek tek demeye vakit bile bırakmıyor sana. Avrupa'dakilerin birçoğu ek iş yapıyor. Hanımlar, çocuklar, kızlar 300-500 demiyorlar. Temizlikli, çocuk bakmaydı, markette çalışmaydı, meslek yapmaydı. Hayat savaşı veriyorlar orada. Avrupa'da sana 1000 euro ödeyen patron eğer seni 2500 euroluk çalıştırmazsa o maaşı vermez sana. Bundan haberin var mı? Yemek aramı biraz uzatayım. İşte sigara zamanında biraz muhabbeti uzatayım. Arada bir telefonla mesajlaşayım. Eşimi, dostumu, kankamı arayayım. Hadi sıkıyorsa Avrupa'da çalışırken de bunların birini yapsana. Yapamazsın. Bir dakika bile sistemin dışına çıkamazsın. Bundan haberin var mı? Heh, diyeceksin ki ev alma. Kirada otur. Kiralar da aynı. Aylık 800-900 euro. 400 bin eurodan başlayan kredilere imzayı atar. Sonra da 30 sene o bitmeyen kredilerle boğuşursun. Tabii önce bankalardan kredi kuyruğuna girersin. Bankada o krediyi sana iş yerinde süresiz sözleşme hakkın varsa verir. Yoksa kedi misali ciğere bakar gibi bakarsın o afişlerde gösterilen evlere. Peki bundan haberin var mı? Heh? Avrupa'dan bir haftalığına memlekete gelen insanlar neden ağlayarak geri dönüyor? Neden bizim özlemimizi anlamanız mümkün değil diye hasretle koca bir yıl yaz tatilini bekleyip memleketlerine kavuşacakları günü iple çekiyorlar? Heh? Artık hani siz de alıştınız ama hani kaç senedir oradasınız demesi kolay. Git bir de onlara sor bakayım. Neye alıştı? Neyi kabullendi? Neye sustu? Neyi yuttu? Neyi hazmetti? Neye mecbur kaldı? Git bir de onlardan dinlesene. Heh? 36 yıl aralıksız çalışıp evde 3 kişinin çalışmasıyla bir tane ev sahibi olabilen gurbetteki kardeşlerimizden haberin var mı? Ha şunu söyleyeyim. Öyle niyetim sızlanmak, işte ahlanmak, bahlanmak falan değil ha. Veyahut da işte bakın Avrupa'dakiler böyle sıkıntıda. İşte öyle bir derdim yok. Düpedüz gerçekleri olduğu gibi anlatmak. Ve bu boş batı hayranlığı, öylesine söylenen o Avrupa hayranlığının ne olduğu konusunda kendi gençlerimizi düşün ve farkındalık kazanmaya teşvik etmek. Onun için anlatıyorum. Şu an Almanya'da köylerdeki evlerin dahi 300 bin euro olduğundan haberin var mı? Orada dışarıya çıkmak, işte bir akşam yemeğinde buluşmak, böyle anlık programlarla sözleşmek, bizimki gibi öyle tek telefonla olabilecek bir şey değil. Peki bundan haberin var mı? İnsanlar Almanya'da bir ömür robot gibi yaşayıp robot gibi bir ömür geçiriyor. Ve yalnızca memleketine geldiğinde insan olduğunu ve bir ailesi olduğunu hatırlayan insan gidin bir sorun. Bu şekilde yaşamanın bedeli neymiş arkadaş? Bir sorun bakayım. Ne güzel ya. Oh bu Almancı, işte o Avrupalı, işte o Hollanda'dan geldi. Bunda para vardır. Ye yiyebildiğin kadar. Yok kardeşim yok. Yok. Oradaki yaşam bizim buradan gördüğümüz gibi, bizim konuştuğumuz kadar basit ve kolay değil. Evet orada yaşayanlar euro kazanıyorlar. Ama euro harcıyorlar. Bir aile bir ayda kısa kısa hani tasarruf yapa yapa affedersin it gibi çalışarak 500 euro, 800 euro biriktirebilir. O biriktirdiği parayı da hani memleketle bir şey alalım, bir yatırım yapalım veya yazın gidince işte köydeki evi falan yaparız diye düşünüyorlar. Yani kazandıklarını, kar ettiklerini yine memlekete getiriyorlar oradakiler. Ama işte Avrupa'dakiler rahat. İşte para kazanıyorlar. Biz burada sıkıntı yaşıyoruz ya. Bir de gurbette çalışanlara laf söyleniyor ya. Ya yuh ya, yuh. Ha, hazır gurbetçileri konuşuyorken. Yani konuşuyorken.
konu hazır gurbetteki vatandaşlarımızdan açılmışken bunun üzerine bir mesele daha var. Onu da anlatayım. Bu İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener hani seni beni düşünüyor ya, hani milletini, ülkesini düşünüyor. Değil mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir tweet atıyor. Diyor ki, Sayın Bakan Fahrettin Koca, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi. Şimdi de siz mi çıktınız? İşte Avrupa'nın Covid'li hastalarını kabul etmek de ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız? Böyle diyor. Sığınmacılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizi sığınmacılar hendeğine soktu. Şimdi siz de aynısını yapıyorsunuz. Sığınmacı. Bu sığınmacılar dediği kişiler kim biliyor musunuz? Buna birazdan geleceğim, bekleyin. Şimdi bu Meral Akşener'in tweetinin üzerine Fahrettin Koca da cevap veriyor. Diyor ki, Sayın Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Covid-19'a yakalananların İstanbul'da bir acil durum hastanemizde tedavi olmaları konusudur. Sayın Meral Akşener ve onun gibi düşünenler, Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı. Ve sizin sığınmacı dediğiniz kişiler bu ülkenin en az sizin kadar. Hatta vatan sevgisi olarak sizi cebinden çıkartacak gurbetteki 5 milyon vatandaşımız. Sayın Meral Akşener, sizin sığınmacı dediğiniz insanlar bu ülkenin ne zaman neye ihtiyacı olursa en önde varını yoğunu vermeye hazır Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Sizin sığınmacı dediğiniz insanlar param kendi ülkeme gitsin diyerek bir yıl gurbette para harcamaktan geri durup yaz tatillerinde çarşıya, pazara, esnafa, bakkala, manava, kahvehaneye döviz bırakan, para bırakan kişiler Sayın Akşener. Sizin sığınmacı dediğiniz insanlar Türkiye Cumhuriyeti bayrağına senden benden daha fazla aşık ve onun kıymetini senden benden daha iyi bilen kişilerdir. Sizin sığınmacı dediğiniz insanlar bu ülkenin en zorlu zamanlarında hep en önde durup ülkesinin derdiyle dertlenmiş, sorumluluk almış kişiler Sayın Akşener. Sizin sığınmacı dediğiniz kişiler dünyanın dört bir yanında bu memleketin bekası için ve bu memleketin gerçek bağımsızlığı için el açıp dua eden kişiler. Sizin sığınmacı dediğiniz kişiler bu memleketin şehidine, şehit ailesine, şehidin bacısına, askerine, polisine küfredenleri bırakın yanında beslemeyi, onlarla kıyamete kadar kendini, kalbini, yüreğini buğz edecek şerefli, namuslu ve haysiyet sahibi bu memleketin hasil evlatlarıdır Sayın Akşener. Avrupa'daki dostlarımız, gurbetçilerimiz sizin gözünüzde, sizin nazarınızda eğer sığınmacıysa o zaman oturun Allah'a dua edin. Dua edin ki böyle şerefli, onurlu bir sığınmacı olmayı Allah size de nasip etsin. Anladın? Kalın sağlıcakla.